Lan Cemal öğretti. Cemal öğretti. Buyurun müdür bey. Bu ne hal? Biri bir şey mi etti sizi? Yo, daha henüz değil. Ama sizin yüzünüzden birisi bana bir şey edebilir yani. Benim yüzümden. He. Ne öttüm ki? Ya Cemal öğretmen, bugün okulda bir öğrenciyi doğmuşsunuz. Ha, onu mi diyorsunuz? He, doğdum. Hem de eşek sudan gelinceye kadar sardım ha sopayı. Ya bir de ballandıra ballandıra anlatıyorsunuz onu değil mi? Ayıp ayıp. Hem sonra bilmiyor musunuz ya? Çocuk doğmak yasak. Çocuğun babası okulu mahkemeye verebilir. Başımız beleye girer. Okulumuz adil leçelenir ya. Yahu ne dediğinizi bilirim müdür bey. Boşuna endişeleniyorsunuz. Bize dava mava açamazlar. Ben size garanti veriyorum. İyi de kardeşim nasıl garanti veriyorsun? Çünkü çocuğun babası sizsiniz. Nasıl? Ha eğer dava açarsan çocuğu bir daha doğar. Nasıl nasıl? Ula bu nasıl bir iştir ya? Ula vallahi buna bizim iftahımızı çökecek ya. Ula vergi vergi. Bak gene vergi geliymiş. La gelsin gelsin. Vergisiz olur mu hiç? La bak hatta benim aklımda öyle mükemmel, öyle şahane bir vergi var ki. Ula doğru mu diyorsun Reşo? He. Lan bunu hangi devlet uygularsa hazinesinde para koyacak yer kalmayacak ha. Allah Allah ula nasıl bir vergi bu? Akıl vergisi. Sende var, bende var, herkeste var. Mecburen herkes vermek zorunda kalacak. Nasıl? Ben buldum. Vallahi Reşo sana hayran kalmışım. Ula ne kadar kurnaca düşünmüşsen ya. Ula böylece akıl vergisi koyarak kendini vergiden muaf edeceksin ha. Ya nasıl? La oğlum sen akıl vergisi bulmadın. He. Ulan sende akıl yok ki vergi ödüyorsun. Kırı. Vay. Ne oldu la o da ne ünlüsü? Niyazi görmeyeyim misin? Mektuptu. Bu benim hayatımın için çok önemliydi. Nasıl yani? Niyazi bu mektubu bak Karim ilk aşk mektubu olarak yazmış. Ben bunu yıllardır saklarım. Benim hayatımda çok önemli bir yeri vardı bu mektubun. Vay be! Ula sağ helal olsun. Bravo doğrusu. Niyazi, peki senin hayatında önem taşıyan, sakladığın bir şey var mıydı? Olmaz olur mu? Vardır elbet. Nedir? Şey, burnumu sildiğim mendil. O benim için çok değerli. Burnunu sildiğim mendil mi? Benim için çok değerliydi. Hem de çok... Ya sen kafaya yemiyordun, manyak mısın? Adam böyle burnunu sildiğin mendili saklar mı? Ya bu senin hayatında ne gibi bir önem taşıyor? Çünkü kaynanamın burnunu sokmadığı tek şey odur da. Nasıl? Fıkralarla Türkiye, kahkaha dozu çok yüksek bir fıkrayla devam ediyor. Etmese şaşardım zaten. Değil mi? La dursun. Diyorum ki acaba burnumu yaptırsam mı? Ne diyorsun da sen? La ya eskisinden daha kötü olursa? Niye öyle diyorsun dursun? Herkes yaptırıyor. Herkes yaptırıyor. Erkek işi değildi o. La artık erkekler de yaptırıyor. La Allah'ın verdiği burnu beğenmiyor musun da değiştireceksin onu? La Allah'ıma şükürler olsun. Da biraz daha güzel olur belki. Allah Allah. La güzel olacaksın da bak aramızda en çirkin İdris'tü. Hiç bugüne kadar şikayet ettiğini gördün mü? Uşaklı, ben içe elükken Rize'nin en güzel uşağıydım. Neden beni bütün parka götürdü? Çirkin bu uşakla beni devuşturdu. Ben de böyle oldum da. Nasıl? Ay Allah rızası için. Kökten yağsın, yerden toplayasın. Allah rızası için. Dünyayı ipsiz direksiz tutturan Allah'ım. Ey kurban oldum. Al bakayım kardeşim ya. Ulan sen beni paranla satın almaya mı çalışıyorsun? Ne? Ne diyorsun ulan sen? Sen ne yaptığını sana açtım. Ulan 1 lira veririm işte. Sen bana sadaka mı veriyorsun? Sadaka veririm tabi. Ulan al sadakanı git buradan, gözüm görmesin seni. Kardeşim sen manyak mısın ya? Ulan Yunus ne? Müşteriye nasıl davranıyorsun? O sana sadaka verecek, sen de dua edeceksin. Kusura bakmayın beyefendi. Onun daha ilk iş günü, inşallah haftaya bölüp sorun yaşamayacak.
Nasıl? Selamun aleyküm öğretmen bey. Aleyküm selam Turan bey. Köyümüze hoş geldin. Hoş bulduk. Seni gördüğüm de iyi oldu. Ha şimdi benim oğlum diye demirem. Köyde bütün uşaklar var ama benimki bambaşka. Bir tane soru sorsan. Başka zaman Turan bey, başka zaman. Hoca görmüşsem bir soru soran böyle uşak. Turan bey işim çok acele, müsaade et gidim ha. Baban hayrına bir tane. Ya Turan bey çok acele işim var diyelim, müsaade et. Bir tane hocam. Peki sorak. Evladım, atın yavrusuna ne derler? Sıpa. Vallahi ben kopya vermemişim. Ne? Cümleten selamun aleyküm. Aleykümselam. Oturun, oturun, oturun. Öcün de kahve şenlenmiş ha. Hoş geldin Teyye Emi. Hoş bulduk Kubani. Ya bu Amerikalılarla Korelilerin bir savaşı vardı da Teyye Emi. Sen hani Korelileri kurtarmıştın ya. Al hikayeyi bir anlat da dinleyin. Ha onu değilsen. Sen bu kardeş hele bir çay getir. Sene 1916'nın sonları, 1917'nin başları. Evde oturuyorum. Radyodan haberleri dinledim. O ara kapı çalındı. Dedim hayır ola, bu saatte kim ola? Kapıyı açtım ki hele deyin ki kim? Kim bu? İsmet Paşa. Bende yalan yok, hılap da yok arkadaş. Yanında da bir tane adam var ama tanıyamadım önceden. Neyse dedim hayırdır paşam. İçeri buyurun. Dedi yok işimiz acil, içeri girmeyelim. İsmet Paşa dedi ki tanıştırayım. Kore Başbakanı. Allah Allah. Ha. Şimdi Korece bilmirem ya. Onun için İsmet Paşa tercümanlık edir. Dedi ki Amerikalılar bunların Kuvay Köprüsü'nü yıkmışlar. Bunlar kuzey tarafında kalmışlar. Evlerine geçemiyorlar nehirden. Geçirse geçirse diyor pehlivan geçirir bunları karşıya. Neyse. Dedim az behleyin geriden. Gittim tesbihimi mesbihimi aldım. Çıktım dışarı kapıyı kilitledim. Yolda gidirik. Şimdi bu başkan Korece konuşur ben anlamıyordum ya. Biraz sonra Korece'yi de öğrendim arkadaş. Geldik o köprünün olduğu yere. Kenarda durduk böyle. Şimdi nehirin öbür tarafına baktım. O eni tahminen 34-35 metre var. O zaman odun modun da yok ki koyasan geçesen. Ağaç mağaç da yok kardeş. Bir tane ağaç var o da karşı tarafta. Nasıl edeyim ne edeyim? Tesbihimi çıkarttım. Böyle kenara geldim başladım sallamaya. Ağacın dalına attım. Dalı böyle çektim. İki parmağımla böyle çektim. Ağaç gelende iki parmağımla böyle zor tutuyorum arkadaş. Bende yalan yok hılap da yok. Şimdi bu kıyıda ben diyeyim 10.000, siz deyin 20.000 tane insan var. Karşıya geçeceğim. Vay be. Neyse ergildim o millet teker teker karşıya geçti kardeş. En sonunda başkan da geçti. Ben ağacı bıraktım. Bu taraftaki kıyıda kaldı. Şimdi teve mi? Bu 10.000, 20.000 kişi senin sırtından mı geçti karşıya? Tabii ya, nasıl geçecekler? Bende yalan yok, hılafta yok arkadaş. Aslında 2005 diyecektim. Dersiz ki yalan söyledim. Yani 5.000 kişiye yalan söylemek olmaz kardeş. Neyse. İsmet Paşa ile geldik Türkiye'ye. O gitti Ankara'ya, ben geldim Kalaya. Evde oturuyorum, telefon çaldı. Kore Başbakanı beni arıyor. Dedim hayırdır, sana bir derdiniz mi var? Dedi ki yok teyemi, sana minnet borcumu ödemek için bütün Kore parasının üstüne senin resmin bastık. Bende yalan yok, hılap da yok arkadaş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.